bencil oldun. Rüya senin doğrudan cevap vermeyeceğimi tahmin etmiştirsin. Çok çok güzel kızsın. Çok kişiliklisin. Bakışların da çok güzel. Yüzün hakikaten muhteşem. Çok çok güzel. Yani her ağzan çok güzel. Allah sana uzun ömür versin. Cennet nasip etsin. Cennette de arkadaş olalım inşallah. Dost olalım. Ben senin konuşmanı bir daha dinlemek istiyorum. Merhaba, ismim Rüya. İnsanlar sizce neden bu kadar bencil oldu? Eğer yaratılışın amacını bilmezse insan, hayvan özellikler göstermeye başlıyor. Hayvan mesela bencil, egoisttir, eti kapar, hırlayarak alır kaçırır bir köşeye yer. Başka bir kedi geldi tırmalar onu, yedirttirmez, kendi yer. Hayvan özelliğidir. Darwinist materyalist eğitim, insanları bencilleştirdi, egoistleştirdi. Gelenekçi Ortodoks sistemde de zaten kimse kimseyi pek sevmiyor. Mesela Nurcu, Süleymancı'yı sevmiyor. Mesela Süleymancılar tecrit edilmiş bir topluluk. Evet. Toplum içinde canlarım benim, yalnız kalır. Kimse sevmiyor. Sanki büyük bir suçun failiymişler gibi. Adam Süleymancıymış diyor, abo diyor adam. Şöyle bir irkiliyor, birkaç adım atıyor. Mesela Nurcu. Ya bu adam Nurcu'ymuş diyor. Gerçekten mi diyor? Yok inanmam ya diyor. Bizim Namık abi var diyor. Konuşmuş demiş ki adam Nurcu. Yok ya demiş öyle bir şey yok. Ne var diyor Nurcu'yum dedin diyor. Isparta şivesine konuşuyordu Nurcu'yine. Yani gıcık olmuştu böyle. Birçok yerde böyle şaşırıyorlardı onun. Kendi de söylüyordu yani Nurcu olduğumu söylediğimde. Çok öfkeleniyorlardı diyor. O da tecrit edilmiş bir insana bak. Mahallede de tecrit edilmişti. Yani konuşmuyor birçok kişi, çekiniyor. Mesela bazen Cübbeli'nin ekibinden bir adam. Ve gidecekti Yeni Asya'nın bir toplantısına katılıyor. Mümkün değil. Evde gidip de Risale-i Nur dinleyecek sakallı Cübbeli, mümkün değil. Veyahut tam aksi. Süleymancıların toplantısına mesela bir Nurcu gidecek, onları dinleyecek. Ya o onların toplantısına gelecek. Acayip kasılırlar. Küçük küçük topluluklar halinde, izole halde, dışlanmış görüntüsünde yaşıyorlar. Bu çok acı. Bunu kaldırmak hepimizin görevi. Bütün cemaatleri birbirlerine kucaklaştıralım. Hepsinin birbirini sevmesini sağlayalım. Ayrıca Şii karşıtlığı gizlice var. Yani bir Nurcu'da da var, bu Süleymancı'da da var. Mahmut Hoca'nın cemaatinde de var. Mesela Cübbeli'nin ekipte var. Bu açık söylüyor Cübbeli zaten. Şiilerle Sünnileri bir kere dost etmek lazım. Dost yemeklerine davet etmek lazım. Tabii. Onları sağlayalım Şii'nin. Mesela Nakşibendi, Kadiri, Şazeli, efendim. Hatta şu Azimendiler bile, gariban insanlar ya bunlar ne izole ediyorsunuz, niye eziyorsunuz adamları? Tam hata yaptıysa vazgeçmiş. Hayır, yap, halen de yapıyorsa yine düzeltir. Ne zorun yani, niye izole ediyorsun? Azimendiler, gariplerim yani acayip ezilmiş vaziyetteler. O işte Şeyh Muşi, garibim yani ya adamları niye izole ediyorsunuz? Adam yok, bomba çıktı falan diyor. Çok, tatlı ya, niye izliyorsun adam? Bilakis yardımcı ol, sevecen ol. Bunları sağlayalım, bu çok önemli. Ya bu Binali Yıldırım hocam çok komik. Yayınlasana. Yayınlıyorum. Bu zeytin dalının aç sesini. Zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da